Hiç altına kaçırdın mı? 3, 2, 1. Abi biz 30 küsur yaşında insanlarız. Ya. Tabii ki net kaçırmışızdır. Tamam. Devam. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Peki yani soruların cevapları ya. Evet olduğunda Hamdi'ye niye kızıyoruz? Ama biz kaç yaşında insanlarız yani Hamdi? Tamam, düzgün yani. Şu soruları ya. Ben gideyim abi siz çekin kendinizi. Şu soruları şuraya koy. Biz yazılı olarak paylaşacağız onu. Evet. Evet. Hiç reddedildiğin kişiye geri dönmek istedin mi? 3, 2, 1. Hayır bir dakika. Ama benim çok okuduğum ya. Pardon, yanlış okudum. Yanlış okudum. Reddettiğin kişiye geri dönmek istedim. Evet, reddettiğin kişiye geri dönmek istedim. Sen öyle mi anlamıştın? Hayır, o reddedildiği anlamıştım. Reddedildiğimiz kişiye geri dönmek hep isteriz. Tabii ki. İstemez mi? Büyük, i̇steriz. Büyük ısrarcı olduğum sapık gibi dadanırım, hayattan bezdiririm. Biliyoruz. Tamam. Bellerim yani. Güzel. Bizi reddetmeyin ona göre. Tamam, tekrar okuyorum. Biz tekin tipler değiliz. Kara kalpliler. Hiç reddettiğin kişiye geri dönmek istedin mi? Abi biz hepimiz ben bir kere abi. Terazi burcuyuz. Ben ona inanmıyorum. Evet. Gerçekten inanmıyorum. Abi, biz terazi burcuyuz. Terazi burcusun. Ama açıklayabilirim. İkna olamazsın. Açıklayabilirim. Üç evet. Aylarda reddedesin gelmiştir de geri kalan 30 ayda aklına gelmiştir. Hayır şöyle. Eğer birini reddediyorsan kesin aklında başka biri vardır. Onu kovalarken ona geri dönmemişimdir. Çok eminim yani. Ama mesela kovaladığın hayır. Kişi tam benim yaşadığım. Tamam, bak, gerçekten böyle bir şey. Kovaladığın kişiden de ümidi kesiyorsam kesin ondan daha iyi kovalayacak başka birini buldum diye vazgeçiyorum. Yani benim son ilişkilerim yani son ilişkilerim bu ilişkilerimde ben de hoş olmadı ama yani son iletişimlerim bu kadar sağlıklıydı. Ondan önce ben şeydim yani Teletubbies gibi bir şeydim böyle ya hayır falan sonra evet falan tamam hayır mı ne yapsa sen küçükken aptal bir kızdın. Aynen aptal da değil de böyle şeydim yani kalbim çok kolay Başar kırılıyordu falan. Başarılı büyüdüğünü itiraf ettirebilecek tek herhalde. Şey buydu bu arada. Gerçekten. Hayır, kalbim çok kolay kırılıyordu falan, bozuluyordum. Hayır falan diyordum. Sonra üzülüyordum 3 gün sonra. Tamam, evet falan. Bende de hep aklım diğer seçenekte kalır. Bunda konseptle açıklama. Devam. Arkada bir çocuk mu? Çocuklar hayatın neşesidir be. Bağır. Yok şaka yaptım abi, şeyse ses gidiyorsa. Canım. Çocuklar da aldı oradan. Çocuklar bu soruların cevaplarını diyorsa pişman olurlar. Artı 18 sorular geçiyor çocuklar, hadi. Bir şey diyeceğim, öyle derseniz daha çok gelirler. Canım biz burada. İğne bu nazar mı bu ne? Ay, öyle deme çekersin üstüne çekersin. Öyle deme öyle deme neler mümkün iptal. Ben yine burada başlasam ya. Hayır olumsuz konuşuyorsunuz. Bizim sette sürekli böyle bir şey konuşuluyor arkadaşlar bunu da itiraf ediyorum. Sen bir şey olmasını istiyorsa herkes böyle neler mümkün. Onun olması için neler mümkün. Evet çünkü olumsuz konuştuğunuz için bunu size dayattım. Neyse. Çağırcın bana şey diyordu en son. Abi oturup iki tane cümle kuramıyorum artık ya. Vallahi billahi. Hiç öğretmen dayağı yedin mi? Dayağı. Dayağı. Konuşalım. Yıldız öğretmenim asla. O kadar tatlı. Senin bir tane mi öğretmenin var? Hayır yani hiçbir öğretmenimden yemedim ben zaten. Ben daha büyüğünü söylüyorum. Ben direkt müdürden dayak yedim. Abi bizim nesilde dayak yemeyen var mıdır zaten? Ben. Sen. Benim çok gerçekten Montessori olsun efendim söyleyeyim. Çok yetkin ve kaliteli eğitmenlerim vardı. Ben şöyle... Çocuğa dayak atmak ne demek ayrıca? Aa benim bütün okulun önünde bir öyle bir eğitim midir o? İki... Benim ilk çağımda anlatayım. Benim... Nasıl bütün okul orada? Beni bir dövdü. İlk sahneye çıkışım ya. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Sahne tozu yutmak. Yalatmışlar değil mi yani? İşte travma olmamış baya. Yok yok hiç travma olmadı. Hiç flört için arkadaş sattın mı? 3. Abi biz omurgasız tipler olarak evet, ve terazi arkadaşımın burçlar olarak. Arkadaşımın adını hatırlamam bak. Öyle değil sen hiç. Ben de yani hayatımı onunla geçireceğimi düşündüğüm insan için anamı babamı satarım. Hayatımı geçireceğimi düşündüğüm yani evet yani. Ben de hayatım. Bu geceyi geçirecek kadar bir düşünce olursun. Arkadaşım orada bir izlenim yaratmak ya. İzlenim yaratmak değil şöyle düşün. Arkadaşım zaten benim arkadaşım. Arkadaş. Ama bugün... Ben öyle düşünüyorum zaten bu arada. Tamam ben... tamam, arkadaşım zaten hep var. Bak hep arkadaşlarım kaldı yanıma. Ama sen zaten arkadaş bunu hiç... şey yapabilir zaten diyor. Arkadaşım şunu yani. Yapması lazım kardeşim. Sen bak evet, işine, sen bak yoluna dönmesi evet, lazım. Evet. Aynen öyle. Derler ve satarım. Sonra da yine piç sattın bizi falan deyip evet. Sarılırlar. Benim arkadaşlarım öyle bizde demiyor. Bizde sarılma olmuyor. Bizde... Yani ben de teması sevmediğim için olmuyor ama... Ay ben çok severim. Böyle sarılalım. Ben... Bir şey itiraf edeyim o zaman. Bitmiş. Ben aynen, bana ben dokunulmasını koalayım. Hiç sevmem. Hoşlanmadım. Eğilip tersiyle koğuşa bir tane şey. Öyle değil. Çekmiyor yani şuradan değil. Öyle değil ama şey, hoşlandığım bir şey değil. Küçüklüğümden beri temas sevmiyorum. Hiç evde yalnızken çıplak gezdin mi? 3, 2, 1. Devam. Evdeyken neden giyinecek olalım zaten? Öyle değil yani ama. Ben gezerim. Ali Can sana çat kapı gelmek çok güvenli bir şey değil o zaman. Hiç. Bende bu arada perde de yok.
Ya benim komşular kesin görmüş. Ay ben de yeni evimin daha perdeleri. Sen tam şeysin o zaman. Hiç komşunu yanlışlıkla çıplak gördün mü? Evet. Evet. Senin komşularının hepsi evet şu an evet. Yani. Anladım. Kesin görmüşler. O komşuyu bulduk. Neyse ki bahçede evdeyim. Çok gören olmuyordur. Umarım. Evet. Umarım. Aynı fikirde. Oğlum ben çıplak gördüm. Bayağı merdiven en üst katı falan çıkıp biniyorum yani. Kesin görmüşlerdir. Ne yapabilirim? Perde en kötü ben ne bileyim bir bornoz, bir röpte şambur alır. Röpte şamburum var aslında. Neyse bir dahakine onları giyelim. Hiç uyuyormuş gibi selfie çektin mi? 3, 2, 1. Ya Çağrı zaten yani yaşamıyor ki yaşamayanlar. Uyumuyormuş gibi de selfie çekmiyorum zaten. Ne? Uyumuyormuş gibi de selfie çekiyorsun ya. Bende öyle bir kavram yok yani. Ben full selfie çekiyorum. Abi benim inşaatında sağ olsun Çağrı yardım etti ya. Yemin ediyorum ilk 1,5 ay benim evde hiç fotoğrafım yok. Çağrı garibeye geçmiş kendine böyle yukarı. Hayır, 15 tane hayır. Fotoğrafı var. Hayır sadece 3 tane story attım. Hmm. O kadar. Onun dışında o da öyle uyuyormuş gibi falan değil yani. Tamam Çağrı, sensin ben Çağrı. Rüyasın Çağrı, tamam Çağrı. Köpekle beraber falan. Bütün fotoğraflarda da böyle çıkar böyle. Yok, güvenmeyin Çağrı'ya. Ya. Yok abi ben Çağrı'yı. Ben hepinizden daha iyi tanıyorum Çağrı'yı. Devam edebiliriz. Bak gülüşüne bak. Allah. O gülüşe yakınlaşın. Yapabiliyor işte musunuz ya. Böyle şeyler? Tık 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 diye böyle. Tabii. Bak. Hiç arkadaşının sevdiği kişiden hoşlandın mı? 3, 2, 1. Ay oh içim rahatladı. Çok korktum burada da herkes ayıp kalmayacak. Sevgili biri oldum. Ama Başak çok üzüldü. Ama bir hafta sonra. Çok üzüldüm. Ve çok yakın arkadaşımın sevdiği biriydi ve gerçekten hiç konuşmadım. Çünkü konuşursam kesin düşerim, kesin aşık olurum. Ve asla şey yapamam, arkadaşıma götlük yaparım diye bir yanımdan bile geçmedim. Öyle ben, de. Ama oldu. Nefsi harikayım, beni biliyorsunuz. İkiniz de bilirsiniz. Ben şimdi ilkokuldayken şunu yaşamıştım. Sırf arkadaşım o kızı seviyor diye o kızı sevmişliğim var. Bu ayrı bir göklük. Ha, ama bu zaten küçükken. Bu evet yani. Bayağı. Tabii. Ama büyüdüğümde çok de... Çok ama o seviyor ya ben de seveceğim falan ya abi böyle. Büyüdüğümde de arkadaşımın sevgilisine aynı senin gibi düşmeyeyim diye konuşmamışlığım falan vardır. Alican senin serseriliklerin hakkında 13 bölüm bir dizi çekebiliriz. Böyle. Ben ağır bir seri yapacağım. Çekebiliriz yani böyle. Çağrı tam sevgili bile oldum demiş de orada araya siz girdiniz. Asıl hikaye orada. Abi söyleyeceğim Çağrı tam bir yani yılan şey vermek mi olmasın. Can Manay diye bir karakter var edebilirsiniz değil mi? Açlık, kazalar, hastalıklar ve ölümler yüzünden değil. Örnek vermek gibi olmaz. Hani daha sinsi, planlar yapan, efendim hiç avına böyle Serengeti'sinde böyle çok yaklaşan. Bize anlatmak ister misin Çağrı bu evet, adamı? Evet, yapmadığın planları özellikle bize anlatmak ister misin Çağrı? Yapmadığım... Nasıl oldu? Hadi bir anlat bakalım, yok, biz de dinle. Anlat, sen seversin yalanı. Anlat, sen seversin yalanı. Yani normalde planlı yaşarım, çok düzenliyimdir ama... şimdi... Ya yani şey hiç planlı bir durum değildi ya yani benim arkadaşım kızı seviyordu. Aha. Ben de kızdan hoşlanıyordum. Aha. Sonra baktım ki kız da benden hoşlanıyor. Dedim ki arkadaşım burada fazlalık o zaman şu anda. Çünkü sevenlerin arasına girmiş oldu yani. Evet. O yüzden onu şey yapıp aradan çıkarıp biz sevgili olduk ama bir hafta falan sürdü olmadı. Ama o arkadaşın vicdanına geldi yine. Yani yine bendeki oruç çok iyi bakıyor. Peki arkadaşın nasıl? Tepki verdi bu duruma. Haberi yok. Farkın daha kötü ben isim vermeden anlattım. Çünkü küstü hala bilmiyorum. Diyeceksin sanmıştım. Bak işte böyle bir sinsi. Anladın mı Hamdi? Tanı bunu. Çok sağlam bir atak yaptın. Şu videonun en yavşağı ben değilim şu an. Haberin hayır olsun. Canım. Ben diyorum Çağrı'yla abi size bak Çağrı yüzü melek gibi ben de buna kandım. Sonra anladım ki bu böyle bir. Ben de buna kandım. Biz. 35 yıllık öyle. Karımla röportaj yapmıyorsam. Ben de buna kandım. Ya bu arada şimdi yani. İzleyenler diyecek bunlar sevgi mi? Bunlar değiliz sevgi değil. Vallahi değiliz. Değiliz. Yani. Vallahi değiliz. Vallahi evet değiliz. Yani. Devam edelim. Hiç eski sevgilini stalkladın mı? 3, 2, 1. Ama artık yapmıyorum. Bir kere yaptım şöyle bir şey oldu. Bunu anlatmak isterim. Bir kere tam stalkladığım gün en yakın arkadaşım da aşırı stalk manyağı bir tiptir. Böyle benim için zaten yapıyordu tamam bunları böyle söyle. Ben dedim ki bana söyleme. Ben çünkü üzülüyorum, takılıyorum. Yani bir de kindarım falan. Hani aklımda kalıyor, kiniriyorum durduk yere. Aynı benim kızla istiyordum bu ya. Sonra bakmıyorum. Bir gün bakayım dedim. O gün sevgili yapacağı ve fotoğraf koyacağım. Oy. Ben nasıl biliyor musunuz? Evde Sezen Aksu'lar patlatıyorum. Kendi kendime böyle şarkılar söylüyorum. Kendimi depresyonlara sokuyorum falan. Acayip. O kadar iyi biliyormuşum. Aa ben niye dedim bunu yapıyorum falan. Sonra bir daha şunu yaptım. Hatta şunu yapmışlığım da var. Yeni sevgilimin eski sevgilisini al benim bütün hesaplarımdan kızı blokla falan deyip böyle.
Hani hiç görmeyeyim ki, midem bulanır çünkü benim. Oracağı kusarım falan. Öyle yeni sevgilinin eski kusma. Sevgilisine mi yaptın? Evet, yani yeni sevgilim. Mesela şu, sen benim yeni sevgilimsin. Senin evet. Eski sevgilim var. Sana diyorum ki, "Aa, bu benim telefonum, Instagram, Facebook, bütün sen hesaplarda." Sen niye benim eski sevgilimle görüşüyorsun ki benim yeni sevgilim olarak? İşte görüşmüyorum. Onu da stalklamayayım. Hiçbir yerde karşıma çıkmasın. Görmeyeyim diye. Sana diyorum ki, "Aa, bunu blokla. Ben hiç görmeyeyim kim olduğunu falan." Okay. O kadar sevmem. Arkadaşlar benim... Yani benim gerçekten... Pardon da sen sevgililerinle stalk yapmana gerek yok zaten. Hepsi duruyor yani hesaplarında. O yüzden hani ben görüşmem de bu arada. Ben görüşürüm. Hayatta görüşmem. Ben bir tanesiyle görüşürüm. Yani şey... İyi de ayrılmış olsam Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Ama niye arada görüşürüm. Görüşülür de? Araba arkadaşımız mı yok ya? Onda var, benim de var. Ben görüşürüm. Yok, benim şöyle arkadaşlar, benim özel stalk hesabım var. Hala da var. Ben bütün sevgililerimi stalkluyorum. Zaman kaybedeyim de daha güzel bir şey yapsam hayatım. Yok, arada bakıyorum ne yapıyorlar diye. Bir tanesine yakalandım bir kez. Kendi hesabımdan bakmışım çünkü. Bana DM'den mesaj attı. Yalnız Ali Can görüyorum diye. Ben de dedim ki... Sen dedin ki stalk hesabından çok bakmayı büyük. Unutmuşum. Hala ben de direkt şey dedim. Evet, Allah belanı verdi mi diye açıp arada bakıyorum dedim. Sonra güldük, geçti. Sonra bir seviştik. Yani. O da hangisiydi biliyor musun? Kuzeniyle beni, kuzenim diye kandırıp beni şey aldı. Ona yakalandım bir de. Keşke ona yakalanmayacaktım. Ay bir de böyle bir şey zanneder. Burada tüm eski sevgilerine selam. Bu genelde yaptığı bir şey, senin alakası yok. Evet, ben herkese. Hiç arkadaşına aşık oldun mu? 3, 2, 1. Bir dakika ya, ama orası çok karışık be. Çağrı'nın kafası zaten karışık. Orası çok, ben böyle bir cevap vermek istiyorum. Evet, ben de. Ben senin adına söyleyeyim mi? Evet. Ben de. Çünkü uzun süre arkadaştınız. Ama... Ben de. Evet, Çağrı, senin için evet. Ama ben gerçekten Çağrı, bana açtığın bu yolda yürümek istiyorum. Gösterdiğin açtığın hedefe. Açtığın yolda, gösterdiğin evet, sen durmadan yürüyeceğim. Ya şöyle oldu, aslında benim arkadaşımın arkadaşı bir arkadaşım vardı, uzun yıllardır tanıdığım. Siz kavak kendine arkadaşlık kavak aslında, arkadaşlık aslında. Ve böyle bir anda görüşüp, niyeyse biz, evet aşık olunabilir falan, aşık olmuştuk. Ben ama söyleyemediğim aşık olmak böyle olmuştu. Şey değildi ki ya, ben buzdolabını satıyorum, sen de ne, tamam güzel, hadi sen hayır, ama zaten bir şeydi. Şey yani hayır bu. Zaten şeydi, ben uzun zamandır, hani vardır ya bir kimya, elektrik bir şey. Ben uzun zamandır aramızda o bir şey vardı, birbirimizi görüyoruz. O yüzden de samimi hiç olmadık. Ya hiç o topa girmedik, anladın tamam. mı? Okay. O da benim arkadaşımın, hem arkadaşımın çok da haz etmediğim bir arkadaşımın eski sevgilisiydi. Hem de bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın arkadaşıydı. Dolayısıyla böyle hani ne oldu koydu bizi sevgili oluverdi. Ben bayağı yakın arkadaşıma aşık olmuşluğum var. Yakın sonuç... arkadaşlarımla öyle biliyorsun ki şey, yakın hala oluyorum bilmiyorum. Ki. Ha, sevgili olmadınız. Ben şu ana kadar Allah'a müşkiler olsun, aşık oldum, herkese sevgili olmadım. Ben hiç açılmadım bile. Hiç anne veya babanın cüzdanından para çaldın mı? 3, 2, 1. Aa, küçükken annenizin... Asla. Cebinden, asla. Babanın cebinden. Asla. Aa, birer ikişer lira alır aşağı inerdim valla. Ama bizde erişim izni vardı zaten. Evet. Bir de annem bana şey demişti. Git oradan aralım falan diye. Evet. Yani giderdim. Söyle bize. Hani bu çünkü doğru bir... Çünkü ben bir kere anneannemin cebinden bozukları almışım. Annem de bana para vermiş böyle. Normal para. Ben gitmişim bozukları almışım. O da gitmiş anneme söylemiş. Annem de bana geldi dedi ki, hani ben kızmak istemedim. Niye ayırı kaldırıyor? Çalmışsın işte. Hayır bana para veriyor. Ben onu bırakıyorum orada, gidiyorum bozukları alıyorum. Çünkü onları daha fazla para zannediyorum ben. Çocuğum ya, 2 yaşında falan. Aptal bir çocuk dedik ya. Safım ben yani. Ben çok minnettelette bir bitirdim. Saf da denilebilir. Evet. De yani. Ben şeyim, lalay, poyum. Ulusal kanalda saf diye yumuşatabiliriz. Yumuşatma hiç gerek yok bence. Neyse, annem de bana demiş ki, sen iste biz sana veririz. Çünkü bunun adı hırsızlık ve hoş bir davranış değil. Lütfen yapma. Evet. Ne? Neyine? Diziye yeni biri katılmış. Kim? Söylemeyin. Videodan sonra açıklayalım. Aa, abi çok merak ettim ya. Ulan neyse. Sor, çabuk sor hadi. Bitti mi sorular? Değil. Sen düşündüğün biri değil. Ama bakalım. Değil benzeri. Hangi karakter olarak? Karakteri onu ilgilendirir. Ben kim olduğuyla ilgileniyorum şu anda. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Mesela yorumlarda şeyi çok merak ediyorum. Evet. Çağrı sizce gerçekten birini aldattı mı, aldatmadı mı kısmı bayağı şeydi, gelgitliydi. Onun cevabını sizden bekliyorum. Evet. O zaman... Ya, gelgitli olan aldım. O muydu? Oydu. Ona da mı ikna almadınız? Yok, olmadı. Hiç ikna edemedin onu bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonrasında Çağrı ve Başak'la soru cevap videosu da yapacağız. Onun için sorularınızı... Ya başka video da yapacaktık. Evet. Biz yarışacağız onunla. Bir de yemek videosu yapacağız. Biz bundan sonra bu YouTube kanalında üçümüz var. Evet. Öyle düşünün. Vallahi. Biz bir miktar toplu para verdik Ali Can'a, ortak olduk bu YouTube kanalına. Bundan sonra böyle. Devrettim onları. Ben vermedim, Ali Can bana sponsor oldu. Başak 15 kutuyla kaldı. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Kim gelmiş? Yeni karakter ya.